İnsanlarda genelde bir hata oluyor. İnsanlar bir konuda karar verecekleri zaman o konudaki kararı neye göre vereceklerini tam doğru teşhis edemeyebiliyorlar bazı insanlar. Şimdi bir insanın hayatının tamamını şekillendireceği tek gerçek vardır. O da Kur'an'dır. Yani Allah'ın Kur'an ahlakını insanlara gösterdiği bütün detayları insan bakar, öğrenir. Çünkü Kur'an insanlar için bir rehberdir. Bütün hayatın nasıl şekillenmesi gerektiğine dair tüm detaylar içinde vardır. Yani insan ben Kur'an'a baktım ama hayatımın şu yönünü nasıl yönlendireceğimi anlayamadım diyebileceği hiçbir nokta yoktur. Samimi ve vicdanla yaklaşıldığında, samimi bir kalple bakıldığında, Allah korkusuyla ve gerçekten faydalanmak niyetiyle bakıldığında Kur'an apaçıktır. 7'den 70'i her okuyanın rahatlıkla anlayabileceği ve bir insanın tüm hayatını şekillendirebileceği kadar açıktır. Yani herkesin hemen anlayabileceği kadar açıktır. Fakat şimdi dünya üzerindeki bazı uygulamalara bakıyoruz. Mesela ötenazi. Normal şartlarda ötenazi nedir? Bir insanın komada Öldürmek mi? olması ve beyin ölümünün gerçekleşmesinden sonra diye iddia edilen, yani beyin ölümü gerçekleşti denilen hastanın fişinin, yani o hastanın bağlı olduğu destek ünitelerinin fişlerinin çekilmesi ve hastanın tamamen ölüme terk edilmesi. Şimdi bu düşündüğümüz ötenazi ne alakası var diye düşündüğümüzde bakıyoruz biz Türkiye'de yasak. Bir doktor bir hastanın ötenazi ile öldürülmesine karar verdiğinde Türkiye'de ömür boyu hapse mahkum oluyor. Fakat dünya üzerindeki bazı ülkelerde bu yasal olarak kabul edilmiş bir şey. Mesela birçok ülkede hatta daha tartışmaları sürüyor. Yerine getirilmesi için kendi aralarında işte karar vermek için kurullar kuruyorlar falan. Halbuki bu nedir biliyor musunuz? Ötenazi demek bir insanı öldürmek demektir. Cinayet tabii. Cinayettir, Aslında evet. Gizemciğim, sırf beyin ölümü gerçekleşmiş birisi değil, eğer hasta bunu daha önceden talep ettiyse falan, yani mantıksız Evet, bir şeydi. evet. Yani herhangi bir ölümcül rahatsızlığı olmasa veya olsa bile fark etmez zaten. Evet, Onda bile tabii. o kişinin isteğiyle öldürebiliyorlar, dediğim gibi Tabii, açıkça yani aynı cinayet. şekilde insanın da zaten böyle bir şeye karar vermesi olmaz. O da çünkü intihardır, haramdır o da aynı şekilde. Şimdi Hollanda'da ve Belçika'da kısmen serbest ötenazi. Hollanda ilk yasallaştıran ülke olarak geçiyor. Fransa'da ve Avustralya'da yasallaştırmak isteyen dernekler mevcut. Bu konuda çaba içindeler. Amerika'nın Oregon eyaletinde yasal. Fakat Türkiye'de dediğim gibi yasal değil. Fakat bu öyle bir şey ki şimdi biz ayeti ben okumak istiyorum öncelikli olarak. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah Maide suresi 32. ayette şöyle bildiriyor. Kim bir nefsi bir başka nefse ya da yeryüzündeki bir fesata karşılık olmaksızın haksız yere öldürürse sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onu öldürülmesine engel olarak diriltirse bütün insanları diriltmiş gibi olur. Şimdi işte burada bizim çok açık olarak gördüğümüz gibi Allah insanların haksız yere öldürülmesini açık olarak haram kılmıştır. Yani hiçbir doktorun böyle bir yetkisi yoktur. Hiçbir akrabanın kendi akrabasını ölüme terk etme gibi bir yetkisi yoktur. Hatta insanlar işte bazı ülkelere gittiğinde modernin son sınırı olarak görülen bu tip uygulamalarda bile modernlik diye bir şey yoktur. Haram haramdır. Böyle bir şeye izin verilemez. Fakat hastalığı veren de Allah'tır. Alan da Allah'tır. Şifayı veren de Allah'tır. Allah bir hikmetle yaratıyordur. O insana Allah gerekirse 10 yıl sonra da can verebilir. Hiç de vermeyebilir ama bu fark etmez. Bu bizim böyle bir hakkımız olduğunu göstermez. Hatta bir kere böyle bir olay olmuştu hatırlarsınız siz Evet, de. tabii. Hocamız kesinlikle öyle bir şeye yaklaşmamalarını hatırlatmıştı. Bir arkadaşın aile Evet. büyüğü Amerika'da doktorlar ısrar ediyorlardı yasal olduğu için. Fişlerini çekti. Sonradan adam canlandı, Evet. hayata döndü. Yürüyerek Allah geldi. hocamızı vesile etti. Evet. Evet. Ve Hatta bütün aylarca daha ailesinin yaşadı. de aklı yatmıştı öyle bir şeyin makul olabileceğini. Çünkü Amerika'da bayağı baskı yapıyorlar bu tip durumlarda. Yani hatta yasal halde getirdikleri için işte bazı bölgelerde Oregon gibi mecbur hale getiriyorlar. Fakat böyle bir şey olmaz. Bu da haramdır. İşte burada kastettiğim şey şu. Bir şeyde ölçü insanların, işte çok üst düzeyde profesörlerin, tıp eğitimi almış kişilerin veya başka bir konuda eğitim almış kişilerin ölçüsü değil, vicdan ve Kur'an'la Allah'ın bize gösterdiği ölçüdür. Ve insan öldürmek kesinlikle haramdır. Böyle bir şey asla yanaşamaz hiç kimse Tabii inşallah. inşallah zaten insanların kendi doğruları, kendi bildiklerine kadar olabilir. Allah ancak Kur'an'da bildirdiği, bize öğrettiği kadarıyla biz doğruyu yanlıştan ayırabiliriz. Yoksa zaten Allah bize akıl veriyor. Doğruyu bilen Allah. Dolayısıyla çoğunluğun ne düşündüğü veya bir kısmının ne düşündüğü önemli değil. Allah'ın koyduğu kurallar önemli. O da Tabii. zaten en hayırlısı, en güzeli, en doğru olanı inşallah.